merhabalar öncelikle. Çok güzel bir sahneden indiniz, çok güzel bir mekanda. Neler hissediyorsunuz? Sanırım ilk sıcak temasınız oldu seyirciyle. Benim genel olarak özellikle Luz sahnesinde çok daha sıcak bir temamız oluyor. Çünkü çok yakınız. Çok da güzel bir duygu. Hep beraber şarkıları söylüyoruz. Şarkı söyleyerek aynı zamanda şifa da buluyoruz. Hepimiz yaralarımızı sarmalıyoruz bir şekilde. Bu çok güzel bir duygu. Ben çok keyif alıyorum her zaman buradan çıkmaktan. Seyircinin tepkisi nasıl oluyor? Genellikle ilk çıktıklarında beni gördüklerinde çok donuk oluyorlar nedense. Sanırım böyle bir ilk 5-10 dakika hep değil mi Kurtuluş böyle inanılmaz bir sessizlik oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş açıyorlar. Herhalde benim de insan olduğumu fark edip böyle bir açılıyorlar. Bu güzel bir duygu. Sonra gecenin yarısını sonra gördünüz zaten. Siz de şahit oldunuz. Bayağı eğlendik yani, güzel bir geceydi. Saatler oldu da Damla Hanım'la çıkarttınız ve evet. Şarkı var. Nasıl gidiyor? İlk tepkileri almışsınızdır. Vallahi aslında biraz beklenenin üstünde bir tepki geldi değil mi? Olumlu şu an 4 ülkede top 10'dayız. Evet. Bayağı Belçika, Avusturya. Ben Avusturya'da, bu arada Avusturya'da. Avusturya, Bulgaristan. Evet, Belçika, Avusturya, Belçika ve Türkiye. Türkiye'de 2 numaradayız. Geri kalanlarda top 10'un içindeyiz. Benim için sürpriz bir sonuç olmadı. Ben çok daha ülkeler katılacağına inanıyorum. Çünkü sound'una, yani Ozan Bayraş'a inanılmaz bir dünya sound'u ortaya koydu. İlk günden itibaren hatta ben Damla'ya söyledim. Bu şarkı dedim, dünya çapında bir şarkı ve dünyaya da oluşacağına inanıyorum. Şarkının hazırlık aşaması nasıl oldu? Yani güzel bir kitleye ulaştı. Çok da zor olmuştur hazırlanması, klibi vesairesi. Vallahi şarkının hazırlık aşaması aslında biraz badireli ama çok keyifli geçti. Uzun zaman oldu değil mi? Bayağıdır uğraşıyoruz. Evet. 8 ay. 8 ay oldu mu? 8 ay oldu evet. 8 aydır bu evet. Yağdır üzerinden çalışıyoruz. Sözleri Murat Güneş'e ait. Aslında Damla'yı, Damla'nın şarkısıydı. Ben bildiğim böyle bir güzel üstüne bir üstüne kondum. Üstüne gerçekten kondu. Üstüne kondum. Kandırdım aslında bir nevi. Dedim ki senin dedim no name olarak zor olacak dedim Damla. Gel bunu beraber okuyalım dedim. Bayağı aklımı çeldim böyle aslında. Böyle kandırdım. Evet. Çünkü şarkıyı çok sevdim. Ama onsuz da yapmak istedim. Yapmak istemedim yani, ona da çok inanıyorum. Çok güzel de bir ismi kazandırdığıma inanıyorum sektöre. Gerçekten çok güzel bir duyguymuş prodüktör olmak, bir ismi tanıtmak çok bambaşka bir dünyadı. Gerçekten de hep bir hayalimdi. Beni yakından tanıyan insanlar bilir, hayalimde her zaman prodüktör olmak vardı. İlk defa bu şarkıda kısmet oldu ve böyle güzel bir sese nasip oldu. Damla'nın yolu çok açık, buna çok inanıyorum. 3 ay sonra, 3 ay veriyorum, kimse inanmıyor bana. 3 ay sonra tüm Türkiye bunu konuşacak. Nedenini anlayacaksın. Çünkü hayatında görebileceğin farklı bir kafa söyleyeyim, iyi niyetli söyleyeyim. Ama bambaşka bir başka bir dünyada yaşıyor, o kadar söyleyeyim. Peki prodüktörlüğe devam edeceksiniz o zaman, devamı gelecek. Evet, devamı evet evet benim de avcılığı. Yok, şimdilik benimle birlikte. Şimdilik benimle birlikte devam edecek. Sonrası artık kısmet, bilemiyorum. Evet. Aynen, nasıl uygun görürüz. Evet. Alena Hanım da yeni bir şarkı çıkarttı. Ben başkasının bayağı hakkında hiç konuşmak istemiyorum. O kadar keyifli bir gece yaşadım ki. Ben Aynur Aydın 8 yıldan beri sektördeyim. 8 yıldan beri kimsenin yapmadığı işlerde kendimi kanıtlamış bir insanım. Onlar da kendini kanıtlasın, öyle gelsinler. Ne mutlu ki ben çok güzel bir hayata, çok güzel bir aileye, çok güzel bir terbiyeye sahibim. Çok güzel işlere imza attım. 2012'den beri belki Türkiye'ye kendimi yeterince tanıtamadım. Çünkü yaptığım işler de her zaman ön planda oldum ve bunu da her zaman tercih ettim. Her zaman da böyle bir yolu tercih edeceğim. Benim ilk albüm 13.000 adet sattı. 2 tane albüm yapmış bir sanatçıyım. Beni bilen biliyor. Bilmeyen de kendi gibi biliyor derler her zaman. Ben çok mutluyum, çok huzurluyum, çok güzel bir şarkı yaptım. Dediğim gibi şu an 4 ülkede top 10'a girmiş bir şarkıdan bahsediyoruz. Kendimi hem sanatçı olarak hem prodüktör olarak gerçekten uzun süreden beri şunun bilincinin şeyine vardım. Kendime çok sahip çıkan, kendini çok iyi bilen bir sanatçı oldum. Öbür meslektaşlarımın da yolu açık olsun. Herkes çok yetenekli zaten bizim sektörde. Umarım da başarılı olurlar. Peki yarın öbür gün
oldu da hani böyle mesleği bıraktınız, benim yerime geçecek olacak dediğiniz? Ay yok, estağfurullah. Ben daha yolun başındayım. Yani o konuda gerçekten kimseyi şey yapamam. Yapmak istediğim daha çok şey var. İnşallah da Damla'nın yolu da çok açık olur. Ondan sonra birkaç tane daha genç yeteneklere vesile olurum. Ama sonuç itibariyle her zaman onların ışığı ve onların sesiyle bir yerlere geliyorlar. Biz sadece vesileyiz değil mi abicim? Biz sadece bir yol oluyoruz. Ama sonuç itibariyle her zaman onların sesi ve onların ışığıyla bir yere geliyorlar. Onlara çok inanıyorum. Ben her zaman güzel bir iz bırakmak ve dünyaya bir sadece zaten biz süreliğine buradayız. 50 yıl sonra yokuz. Ve bunun bilinciyle yaşıyorum yani. Damla Hanım'la güzel bir çıkış yaptınız. Evet. Devamı gelir mi bu yeni düetler? Düşünüyoruz açıkçası. Ben aslında, çok keyif alıyorum Damla'yla. Aslında düşündük. Biz aramızda bu durumu istişare ettik. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Güzel bir şarkı geliyor mesela. Ondan sonra diyorum ki ben okuyorum. Ona da kıyamıyorum. Diyorum ki beraber mi okusak? Herhalde birkaç tane öyle bir ortak şarkı daha gelecek. Nedeni sorarsan bu dünyada da çok yapıldı. Prince sonra New Generation ile birleşip böyle dünya çapında birkaç tane kişiyle şey yaptı. Ben Damla ile sinerjime çok inanıyorum. Güzel bir sinerji yakaladık. Yalnız sahne almaktan da çok sıkılmıştım. Çok büyük keyif alıyorum onunla beraber sahne almaktan açıkçası. Evet. O nasıl bir emet Allah aşkına? Sen birkaç şey. Vallahi ben ne söyleyeyim? Şarkı hakkında neler söylemek istersiniz? Güzel tepkiler aldınız. Aynur Hanım'la birlikte bir şarkı. Çingru çok iyi değildi, ona söylesene. Yani şöyle, aslında Aynur'un da söylediği gibi çok sürpriz olmadı. Biz zaten bekliyorduk. Çünkü şarkımızın ne kadar iyi olduğunun farkındaydık. Ama Aynur'un belki çok alışık olduğu, benim çok alışık olmadığım şeylerdi. Tabii ki ben Aynur'la beraber çalışmanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu, aynı zamanda insanlardan gelen yorumların mutluluğunu daha ziyade yaşıyorum. Güzel, çok en keyifli. En çok güldüğün yorum neydi? En çok şeye güldüm. Damla Yıldız benim annem olsa kesin mor saçlı olurdum diye bir yorum geldi. Bir de şey, Street Fighter'daki Chun-Li'ye benziyordu. Chun-Li, aynen, o çok iyiydi. Çok tatlı yorumlar var. Kötüler de var. Biz seven sevmeyen bütün herkesin eleştirisine açığız. Aynen. Saygısı çerçevesi içinde olduktan sonra bence hiçbir sorun yok. Her şey güzel gidiyor. Tüm hayat hikayemizi anlatmış gibi geliyor bana. O kadar uzun konuştuk. Çok teşekkür ederim.